Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda sizlere Iperto IDE yazılımında Hard PLC sekmelerindeki karşılaştırma komutları tanıtımını yapıp bir örnekle de pekiştirme yapacağız. Öncelikle Iperto IDE programımızı çalıştıralım. Daha sonra açılan pencerede proje menüsünden yeni butonuna basarak yeni bir proje dosyası oluşturalım. Açılan pencerede proje dosyamıza bir isim belirleyelim. Örneğin bu proje için dosya ismi proje 1 olsun. Yazdıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Sonra gelen pencereden PLC tipimizi seçiyoruz ve tamam butonuna basıyoruz. Evet, yeni proje dosyamız şimdi oluştu. Bu videomuzda karşılaştırma komutlarımız hakkında genel tanıtımı yapacağımızı belirtmiştik. Ekranın sağ tarafındaki bölümde karşılaştırma komutları alanını görmekteyiz. Evet, şimdi de bir örnekle konumuzu pekiştirelim. Bu videodaki örneğimizi karşılaştırma komutlarından yapacağız. Ekranın sağ tarafındaki bu alanda yer alan karşılaştırma komutları çeşitlerini görüyoruz. Burada eşittir, eşit değil, büyüktür, küçüktür gibi seçenekleri bu komut başlığı içeriğinde görüyoruz. İlgili komponenti sürükle bırak yöntemiyle seçebiliriz. Bu örneğimizde girişe uygulanan bir tetikleme sinyali ile süre saymaya başlayan bir timer'a bağlı olarak timer süresi istediğimiz set değerine eşit olduğunda çıkış veren bir çalışma gerçekleştirelim. Bunun için öncelikle bir normalde açık kontak alıyoruz. Açılan parametre konfigürasyon ekranında PLC adresi alanını M0 tanımlayalım ve tamam butonuna basalım. Şimdi de bu giriş kontağına bağlı olarak bir timer komponenti ekleyelim. Karşımıza gelen parametre konfigürasyon penceresinde T zamanlayıcı için PLC adresi alanını TV0 olarak, SV set değeri için PLC adresi alanını 100'e kadar sayması için K100 olarak tanımlayalım ve onay için tamam butonuna basalım. İki komponent arasındaki bağlantıyı birleştirmek için klavyemizden kontrol tuşuna basılı tutarak yön tuşlarını kullanabiliriz. Daha sonra sağ tuş butonuna basarak bir alt satır ekleyelim. Şimdi alt satırda karşılaştırma komutlarından biri olan eşittir komponentini kullanalım. Eşittir komponentini çalışma sayfamıza sürüklediğimizde karşımıza gelen parametre konfigürasyon ekranında gerekli adres tanımlamalarını yapalım. Üst bölümdeki PLC adresi kısmına referans aldığımız okuma adresi olan TV0, alt bölümdeki PLC adresi kısmına ise eşitlik şartını sağlamasını beklediğimiz sayma set değeri K50 tanımlamalarını yapalım. Şimdi bir adet çıkış bobini ekleyelim ve PLC adresi alanını Y0 olarak tanımlayalım. Yine
İki komponent arasındaki bağlantıyı birleştirmek için klavyemizden kontrol tuşuna basılı tutarak yön tuşlarını kullanabiliriz. Şimdi de Y0 çıkışının aktif kalabilmesi için aynı yöntemle eşittir komponentine paralel olarak Y0 mühürleme çıkış kontağının normalde açık kontağını ekliyoruz. Bu örnekteki beklentimiz zamanlayıcımız 100 set değerine doğru saymaya başladıktan sonra 50 set değerine ulaştığında, yani eşittir komponentimizde tanımladığımız üzere timer sayma değeri 50 değerine eşit olduğunda Y0 çıkış kontağının aktif hale geçmesidir. Şimdi de örneğimizin çalışmasını bir simülasyon modu ile test edelim. Bunun için PLC menüsündeki simülasyon butonuna basıyoruz. M0 kontağını çift tıklayarak açılan pencereden Set On butonuna basarak timer'ın saymaya başladığını görüyoruz. Timer'ımız 100 set değerimize saymaya devam ederken 50 set değerimize eşit olma koşulunu sağladığında Y0 kontağına anlık çıkış sinyalini ve yaptığımız mühürleme sonucunda çıkışın anlık değil, sürekli aktif kaldığını gözlemliyoruz. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.